Gözünüzü açın artık. Oyunları öğrendik, bilebileceğimizi bildik ve şu saatten sonra sadece %100'ümüzü vermek olay, tamam mı? Hazır mıyız oğlum? Biraz durgunsunuz. Bu ne lan? Verin kendinizi olay. Hadi. Defansınız siz. Her anınız kırıcı, her anınız parçalayıcı beyler. Şimdi gidin. Hakkını verin şu defansı. Gel buraya. Şöyle yapmayın, bana ver. Sıfır acaba. Burayı için değil. Ama gelecek hafta için. Zamanı geldi beyler. Ready? I'm 29 years old. My entire life I've been involved with American football. I learned this in America. Growing up, I played for different teams. From my father, he also taught me how to play the sport. Burak Elitaş. Bu sporda benim 6. yılım. Spora ilk başladığımda biz birbirimize vurarak seçme yapıyorduk. Hala o zaman Amerikan futbolunun tekniğinden falan kimse anlamıyordu anladığım kadarıyla. Ve ben seçildim seçmeler sonucunda ve İstanbul'da başladım. İstanbul Üniversitesi'nin Amerikan futbol takımında başladım. Offensive lineman oyuncusuyum. Hücum hattındaki quarterback'i koruyan kişilerden biriyim. Burada çünkü koçluk yapıyorum, arkadaşlık yapmıyorum. Tabii ki buradaki insanların hepsi benim. Hem koçlar hem oyuncular arkadaşım, aynı zamanda da oyuncum. Burada şöyle bir durum söz konusu. İstanbul Üniversitesi'nde oynarken ben antrenman yapmaya bayılan bir adam değilim. Ben koşmayı çok seven bir adam değilim. Ben genel itibariyle sürekli yapabilen bir adam değildim. Ama sevdiğin işi yapmaktan ziyade sevdiğin insanlarla yapmak beni bu spora bağlayan şeydi. Benim yediğim, içtiğim, uyuduğum, gezdiğim, tozduğum, kavga ettiğim, güldüğüm, eğlendiğim tüm arkadaşlarım bu sporda. Hala en yakın arkadaşlarım İstanbul Üniversitesi'nde, hala İstanbul'dalar. Arkadaşlık anlamında arkadaşlık katmadı, bana kardeşlik kattı. Benim bu hayatta düzenli olarak yaptığım tek şey şu anda Amerikan futbolu. Ben çok sık iş değiştirebilirim, çok sık hayatımı başka yerlerde yaşayabilirim ama Amerikan futbolundan artık vazgeçilmez bir seviyeye döndüm ve bunun Amerikan futboluyla bir ilgisi yok. Bunun tamamen insanlarla alakası var. Sevdiğiniz insanlarla yaptığınız şeyler her zaman size çok daha fazla değer katıyor. Çünkü ben hayatım boyunca hiçbir yerde 11'e 11 kavga etmedim. Bir kardeşimin ayağı ağrıyor diye ben onun için üzülmedim. Maçı kazandığımız halde kötü oynadığımız için arkadaşlarımla kavga ettim. Ağladım, sevinçten ağladım, sevinçten güldüm, sevinçten eğlendim ve bunların hepsini Amerikan futbolu sayesinde arkadaşlıklar kazanarak, kardeşlikler kazanarak yaptım. Bu Amerikan futbolunda bir takımın başarılı olması için ya da bir takımın devamlılığının gelebilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi. Bu takımda ya Amerikan futbolu oynamayı, vurmayı, koşmayı çok seveceksin, spor yapmayı. Ya da içerisinde bulunduğun insanlara bir kardeşlik, bir arkadaşlık duygusu besleyeceksin. Onlarla beraber gülmeyi, eğlenmeyi, şakalaşmayı bileceksin. Hani bu iki unsur çok önemli ve gerçekten bir kardeşlik duygusunun olması gerekiyor. Bir kardeşliğin var olması gerekiyor. İnsanların, herkesin birbirinin arkasını kollaması gerekiyor. Arkadaşı düştüğü zaman, bir arkadaş düştüğü zaman 10 kişi gidip o arkadaşını yerden kaldırması gerekiyor. Üçte gorillas, üçte gorillas, üçte gorillas! Play in the first game. They have run plays on offense. Yeah, the last training there were not so many plays here, and for one week before the match, it's
Well, let's see what we can do about it. Yeah. Should be interesting to see what. Yeah, they're even thinking about, well, some of the coaches. I think from the sport, I've learned a lot of discipline. I've learned the importance of working together with other people for the same goal. That's probably the biggest lesson I've learned from the sport. Olması gereken öncelikle herkesin spor yapması, herkesin her hafta sonu buraya gelmesi. Çünkü ben geliyorsam buraya bir emek için, bir amaç uğruna geliyorum ve benim güvendiğim insanların olması lazım. Sonuçta bu kontak sporu. 39 kişinin de buraya gelmesi lazım. Benim de şimdi kişilik takımlarda 39 kişinin de buraya gelip emek vermesi lazım. Çünkü bireysel bir spor değil bu, takım sporu. Ve saygı önemli. Takım içindeki saygı, koçlara saygı, koçların oyunculara saygısı ve oyuncuların birbirlerine saygısı. Hiyerarşiyi çok iyi anlamalar lazım. Hiyerarşi olmadan hiçbir zaman olmaz bu spor. Önemli olan hiyerarşiyi anlamak lazım. Yaşın bir önemi yok. Sizden küçük olan biri sizin koçunuz ya da kaptanınız olabilir. Önemli olan hiyerarşiye uymanız lazım. Oynamayanın ağzına vurur derler. Ağzına vurmaması lazım bazı şeylerin. Sadece oyununa bakman lazım. Yani bu oyunun kültüründe öncelikle bir disiplin, bir hiyerarşi var. Normal şartlarda benim çok disipline edilebileceğim, içinde bulunabileceğim bir durum değil aslında Amerikan futbolu hiyerarşisi. Ama yani bana kattığı şeylerden biri de bu aynı zamanda. Yani, disiplin, bunu kabullenmek, bunun altında kalmak. Yani mesela koçların bir şeyi söyler, ters konuşsa bile koç yani saygı duymak zorundasındır. Hani saygıyı, disiplini burada öğrensin. Bu oyunun kültüründe bu var yani. Yani kesinlikle spor, beslenme, uyku en büyük önem taşıyan şey bu sporda. Yani bu sporu bence salonsuz yapamazsınız. Hayatında bir düzen olmak zorunda. Bu sporu öyle dediğim gibi hani hobi olarak yaptığın zaman üzülebileceğin bir spor haline gelebilir yani. Biz önümüzdeki maçlarda ve bu sezon içerisinde bizim en büyük hedefimiz gruplardaki maçlarımızı kazanıp bir yüz maçı yapmak, çeyrek final oynamak ve sonrasında yarı final oynamak. Tabii ki en büyük hayalimiz şampiyon olmak. Ben buradaki bütün adamla beraber sahanın ortasında hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Çünkü çok emek verdik, çok çaba sarf ettik, çok sakat verdik. Herkesin terleri döküldü ve bu sahada biz haftalardır, aylardır antrenman yapıyoruz. Bizim bu takım olarak en büyük hedefimiz Adana içerisinde Gorillas diye bir Amerikan futbol takımı var, bilinci yaratmak. Çünkü burası Adana'nın tek takımı. Bu bilinci yarattıktan sonra biz bu takımla başarılara imza attıktan sonra biz profesyonel takımı kurmak istiyoruz. Pro Lig'e takım çıkarmak istiyoruz. Tabii ki bu çok büyük bütçelerle kaynaklanıyor. Ama hepsini bir kenara bırakıyorum. Tek amacım hak ettiğimiz olan ve verdiğimiz emeklerin doğrultusunda şampiyon olabilmek bu sezon için. Önümüzdeki yıllarda zaten yine hedefimiz şampiyon olmak. Buradaki adamların verdiği emeklerin hiçbirinin karşılıksız kalmaması. En büyük dediğim gibi de buradaki takımdan milli takıma oyuncu gönderebilmek en büyük hayallerimizden bir tanesi. Aslında çok bir şey değişmedi. Zaten düzenli bir insandım. Sporu zaten yapıyordum. Voleybol olsun, futbol olsun, badminton olsun. Amerikan futboluyla şöyle hayatımı etkilemiştir. Daha önce yaptığım sporların hiçbirinde böyle kardeşlik duygusu olmuyordu. Herkes kendi bireysel performansına bakıyordu. Burada mesela Amerikan futbolunda antrenmana girmeden önce de birlikte bir yerlerde oturup konuşuyoruz. Sonra antrenmana giriyoruz. Antrenmandan sonra birlikte yemek yiyoruz takım arkadaşlarla. Ondan sonra kafede birlikte oturuyoruz. Yemek yemeye dışarı birlikte gidiyoruz. Birçok şeyi birlikte yapıyoruz. Yani bir takım gibi yapıyoruz. Kardeşlik duygusu da burada çok önemli oluyor. Zaten başarı gelen takımların çoğunda bu var zaten. Başka da birçok şey hayatımı değiştirmedi. Sadece sevdiğim için yapıyorum. Zaten sevmesem çoğu zaman buraya gelmezdim. In America, we have a lot more equipment capable or given to us that we can use, a lot more coaches, and we also grow up learning about the sport and watching the sport on television, so we have a better understanding of the rules. But players in Turkey, they don't grow up knowing the sport, and so it's very hard for them to learn when they start in college or at an older age if they want to play the sport. I think it's also
not having the necessary equipment for practice makes it very hard sometimes to do drills, as to where in America we have many equipment for the drills, and the equipment here is much more expensive, so there's a need for more equipment here.